Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben sizlere tekrardan yeni vlog başlattım. Doğum günün üstüne bu ilk vlog olacak. Bu arada doğum günümüz çok güzel geçti. Kapanışı yapamadık çünkü çok böyle değişik bir haber aldım. Ben o kapanışı yapmayı unutup öyle videoyu yüklemiş bulunmuşum. O yüzden kapanış olmadan bir video oldu. Şimdi ilerleyen zamanlarda bu aldığımız haberi de sizlerle de paylaşacağım. Buradaki arkadaşlarla da paylaşacağım. Ama öncelikle bugün neler yapacağız onu söylemek istiyorum. Sizlerle daha önceden de paylaşmış oldum. Biz buradaki asgari işleri olarak böyle bir gün serüveni başlattık. Daha doğrusu başlattım. Çok canım sıkılıyor. Görüşelim, bir arkadaş ortamı kuralım diyerekten. Geçen ay arkadaşım Burçin'i zaten herkes biliyor. İlk ayı orada günümüzü başlattık. Bu sefer de Merve diye bir arkadaşımız var. O da okul öncesi öğretmeni, çok tatlı bir kız. Çok tatlı Mehmet Erden'in akranında bir çocuğu var. Bugün onun evine konuk olacağız. Bakalım, eğer çekim yapabilirsem sizlerle zaten sık sık kamera açmış olurum geçenlerdeki gibi. Ama çekim yapamazsam da sizlerle böyle güzel bir günün vlogunu başlatmak istedim. Onun haricinde böyle bir harflerle hediyeleşme bir akımı var. Onu da gerçekleştireceğiz ama bu sefer mi olur yoksa bir sonraki günün ev sahibinde mi olur onu bilemiyorum. Bugün konuşacağız. Herkes eğer razı gelirse tabii ki de onu da yapmayı düşünüyoruz. Eğlenceli oluyor. Böyle bir eğlenceli ortamı kurduk ve ben çok memnunum. Çok da sevdim herkese. Çoğunu herkes zaten tanıyordum. Birkaç kişiyi tanımıyordum. Onlar da gerçekten kalbi kadar güzel insanlar. Şimdi hemen çıkacağım. Şöyle hazırlandım. Hemen burada hani yakınlarda olduğu için çok fazla abartmadan hazırlandım ve Ardin'de hazırladım. O da oyuncaklarıyla oynuyor. Artık yanında birkaç tane oyuncak da alır. İnşallah durur. Çünkü gece hiç uyumadı. Gündüz uyutmaya çalıştım. Gündüz de hiç uyumadı. İnşallah oradaki böyle tatlı tatlı bir gün geçiririz. Ardin'le kendi adımıza şey yapmak gerekirse. Çünkü bu ara aşırı banyoyu, çamaşır makinesine, tuvalete merak sardı. Öyle küçük bir ufak yaramazlıklar erkek çocuğunu olduğunu belirtmeye başladı bana. Şimdi hemen çıkacağız. Burçinlerle falan buluşacağız. Reyhan diye arkadaşım da var. Onu da buluşacağız. Ay, sesim gitti. Ben bu şeyden çok memnunum. O gün gelsin diye de çok heyecanlanıyorum. Çünkü bahane oluyor dediğim gibi buluşmak ve muhabbet gerçekten akıp gidiyor ve çok sarıyor. Öyle. Şimdi hemen çıkıyorum. İlerleyen zamanlarda da neler olduğunu sizlere anlatacağım. Belki başka bir vlog da olabilir. Belki bu vlog da olabilir. Öyle. Eve geldik. Değil mi? Oğlum. Beni hiç üzmedi. Uslu uslu durdu. Herkese tekrardan merhaba. Saatler sonra size kamerayı tekrardan açıyorum. Şimdi ben eve geldim. Eve geleli açıkçası bayağı oldu. Üstümü değiştirip hemen bir market alışverişine çıktık. Çünkü akşama karşı komşum bana oturmaya gelecek. Küçük bir market alışverişi falan yaptık. Hemen arkadaşımdan gelir gelmez. Çok duramadım. Planda böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey çıkınca aciliyetten hemen gelmek zorunda kaldım. Çekim yapmayı unuttum. Ta ki kahve içince aklım başıma geldi. Kahveyi de hemen çekebildiğim kadar sizleri zaten şu ana kadar koymuş olmam lazım. Akşama şimdi bir şeyler hazırladım. Hazırlamaya da devam edeceğim ama telefonum şarjı inanılmaz derecede az. Sizlere küçük bir bilgilendirme yapıp hatta telefonumu kapatıp şarjı koymak istiyorum. Akşama masayı düzenledikten sonra sizlere kamerayı açarım. Belki sizlere de böyle ayrı gün menüsü fikri de olmuş olur. Videonun başında aslında bu konuya başka bir videoda değinecektim ama bu videoda değinmek istiyorum. Videonun başında söylediğim gibi çok değişik bir haber aldık demiştim. O haberi sizlerle açıklamak istiyorum. Gerçi çoğu arkadaşım öğrendi ama buradaki takip eden Instagram'ı ya da ben telefonumda kayıtlı olmayan arkadaşlarım için, WhatsApp durumunda kayıtlı olmayan insanlar için, arkadaşlarım için sizlere de söylemek istiyorum. Tayinimiz çıktı. Diyoruz Bartın'dan. Artık hani bu sene geçireceğimiz son kış Bartın'da ve aksine bu kışta hiç Bartın'da kış olmuyor. Ah. Aslında seviyordum.
sadece Çanakkale'den gelince böyle bir boşluk oluştu. Kötünün iyisi derler ya, herkesin memleket dediğim gibi kendisine özel, buradaki arkadaşlarım hiç kusura bakmasın. Ama Çanakkale'den dediğim gibi gelince çok boşluğa düştüm burada hiçbir şey olmayınca. Dediğim gibi kötünün iyisi çünkü tayinimiz doğuya çıktı. Neresi olduğu şu an belirsiz ama yapacağımız tercihler arasında olursa çok şükür diyeceğiz. Böyle içimiz buruk, tam böyle ortam kurduk. Yani açıkçası bir de buna ben hani vesile olmak istedim. Ve aralarında benim tayinim çıktı. Yani bizim tayinimiz çıktı. Bir de bir arkadaşımızın tayini çıktı. Ama onlar böyle daha gönüllü gitmeye diyeyim sizlere. Ben o kadar da pek gönüllü değilim gitmeye. Dediğim gibi çok canımız sıkılıyordu. Tam böyle arkadaş ortamı kurduk. Birbirimize alışalım. Alışma sürecini falan tamamlayacağız. Edeceğiz. Planlar üstüne planlar kuruyoruz. Böyle bayağı bir hani tamam ya artık ben burada sıkılmam falan diyordum böyle kendi kendime. Çünkü dediğim gibi arkadaş üstüne arkadaş ediyorsun. Konuşacağın şeyler fazlalaşıyor, paylaşacağın şeyler fazlalaşıyor. Derdin, tasan, mutluluğun paylaşınca böyle hani zaman da geçiyor. Şu an pek duygusala bağlayamıyorum. Sadece bir ilk öğrendiğimde Burç'un arkadaşından falan ayrılacağım için çok üzüldüm. Hatta onların da belirsiz çıkma ihtimalleri de var. O pek istemese de ben onun için dua edeceğim. Onun da tayini çıksın. Arkadaşım hiç kusura bakma. Ben nereye sen oraya. Bayağı bir dua edeceğim yani. İnşallah onların da tayini çıkar. Hatta bizim geldiğimiz yere falan gelebilirsiniz kanki. Bu izliyor çünkü. O yüzden buradan mesaj göndermek zorundayım. Duygularım karmakarışık yani arkadaşlar. Bir boşluktaymışım gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Değişeyim şu an. Sadece tayinimiz çıktı. Bunun artık kesin. Yani kesin tayinimiz çıktı. Sadece nereye gideceğimiz belli değil. Yani sizlerle böyle yoğun bir program bekliyor. Birlikte toparlanacağız. Birlikte taşınacağız. Birlikte yerleşeceğiz. Birlikte temizleyeceğiz. Birlikte düzenleyeceğiz evimizi. Bu videoları da çok seviyorsunuz. Çoktan beri de yapmıyorum. Alın size temizlik videosu. Alın size düzen videosu. Alın size yerleşim videosu. Alın size ev düzeni, ev temizliği, ev dizaynı videosu. Geliyor anam. Peş peşe. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Takipte kalın. Kanalıma abone olmadan geçmeyin. Vallahi gerçekten buradan toparlanması ayrı bir video olacak. Yerleşmesi ayrı bir video olacak. Temizlenmesi ayrı bir video olacak. Bilmiyorum. Yani ilk doğu tecrübem. Heyecanla bekliyorum. Kazasız belasız. Eksilmeden böyle doğu şeyimizde, görevimizde tamamlayıp artık dönmek istiyorum. Dönelim yani. Allah herkesi gerçekten başından kocalarını, eşlerini, abilerini, babalarını eksik etmesin. Kimsenin ocağında ateş düşürmesin Rabbim. Sizler ilerleyen zamanlarda daha çok paylaşacağım şeyler olacak dediğim gibi. Denese ne olacağı belli değil. Belki buradan doğudaki arkadaşlarımdan da var böyle izleyenler falan. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Bakalım belki sizin olduğunuz yerlerde de tayinimiz olabilir. Yani bizlere yardımcı olursunuz. Şimdiden söyleyeyim, çok sevinirim. Ben çok makbule geçer. Hatay, Adıyaman, Iğdır, Van. Şu an aklımızda oralar var. Bakalım. Hayırlısı neyse o olsun gerçekten. Heyecanla bekliyorum gerçekten ben de. Öyle. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. Boşluktayım. Bana moral oldun, motive oldun. Gel. Gel. Bak. Bak. Gidiyoruz. Doğdu büyüyecek çocuğum ya. Ama aslında bir yandan iyi olacak. Çünkü şu an 2 yaşında. Doğu böyle 4-5 sene falan olsa işte tam böyle ilkokul ya da anaokul çağlarında Batı'ya döneceğiz. Allah nasip kısmet ederse tabii ki de. Öyle. Bir yandan iyi olacak aslında. Bakalım. İnşallah iyi bir yer çıkar da böyle hani 3-4-5 yaşlarında olan zaman dilimlerinde de aslında kreşe gitsin istiyorum. İnşallah çok iyi. Biz misafirlerimizi ağırladık. Onlar da gittiler. Çok keyifli vakit geçirdik sohbet muhabbet derken. Zaman geçti. Saat de şu an epey geç oldu arkadaşlar. Ben de uzun zamandan beri yapmadığım bir şeyi yapmak istedim. Ve unutmadan da onu yapmak istiyorum. Çünkü
Çoktan beri sizlerle kapanış yapmıyorduk. Kapanış yapmadan bu sefer bu vlogu kapatmak istemedim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizlerle zaten hani neler olup bittiğini paylaştım. Eğer bu konuyla ilgili benimle görüşlerinizi paylaşmak isterseniz, işte hani tecrübelerinizi paylaşmak isterseniz, her bakımdan, taşıma konusu da olabilir, doğuda ikametgah konusu hakkında da olabilir, işte her bakımdan tavsiyelerinizi açalım isterseniz, buradan yorumlardan, isterseniz Instagram üzerinden mesajlarınızı gerçekten bekliyorum olacağım. Hem konuşmuş, tanışmış, sohbet de etmiş oluruz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Beğeni ve motive edici yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.